Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yine evdeyim. Kahve yapmakla başlıyorum ilk olarak videoma. Bugün iki tane yapacağım. Çünkü size bahsetmiştim daha önce, Cansu gelecek. Onunla birlikte kahve içeceğiz diye. Cansu da şu an yanımda. Birlikte markete gittik Cansu'yla beraber. Akşama yemek yiyeceğiz. Aşkım, ben, Cansu, Enes hep birlikte. Güzel bir sofra kuralım istedik. Hem de bir arada olmuş oluruz. Yorulduk birazcık. Ben yine süt aldım. Geçen defa şöyle bir süt almıştım. Size de göstereyim. Şöyle, ne diyor? Çiğ inek sütü diyor. Saf simental ineklerdenmiş bu. Bunun yoğurt çok güzel oldu. Hiç su salmadı yoğurt. Ben hani yaparken biraz taşırmıştım falan ama tadı falan çok güzel oldu. Bir de hiç ekşimiyor. Çok şükür. Bunu söylüyormuşum, yarın ekşiyormuş yoğurt. Ondan sonra şimdi onu yapacağız yine. Ondan sonra yemek hazırlığı yapacağız. Zaten sizinle de paylaşırız bunları. Sofra kuracağız falan. Evet, kahvelerim oldu sayılır. Şimdi şöyle köpük ayrımı yapalım. Biri köpüklü, biri köpüksüz olmasın. En sevmediğim şey. Gerçi geçen gün öyle olmuştu. Aşkımınki köpüklü, benimki köpüksüz olmuştu. Olsun. Kahvelerim hazır. Şimdi Cansu'yla beraber kahvelerimizi içelim. Kahvelerimizi yaptık, oturduk. Cansu da albümümü görmemişti. Ona hem albümümü göstereyim. Evet. Hem de sohbet edelim dedik birlikte. Evet, albümü videoya izlemiştim ama canlı da görmemiştim. Bu arada biz Damla ile yeni tanıştığımızda bu albüm çekimi daha tamamlanmış mıydı? Lavanta yerinde evet, fotoğraf çekecektiniz. Hayır, bu tamamlanmıştı. Bunu yapmıştık zaten. Tamamlanmış mıydı? Evet evet, baştan hani tanışmıştık ya. Şu an ben şok oldum çünkü zaman o kadar hızlı geçiyor ki. Daha tanıştığımız zamanlarda falan bu albümler yeni oluyordu. Biz evlenmeleri neredeyse 6 ay olacak, biliyor musun? 6 ay değil mi? Şok oldum. Neredeyse olacak. Gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Evet. Damla ile ilk buluşmamız düğün arkadaşlar. Evet, düğünüme gelmişti. Şaka gibi değil mi? Ay maşallah ya. Gerçekten. Güzel mi? Arkadaşlar her videolarına nazar boncuğu atmayı unutmayın. Çok nazar değiyor bu YouTube'da. Evet ya, ben inanıyorum nazara gerçekten. Bazen o yüzden diyoruz ki çok çirkinsiniz. Çirkinsiniz. Bebekleri yaparlar ya, çok çirkinsin sen diye. Çok çirkinsiniz. Yaz Damla bildiğin su perisi gibi. Ya Burak teşekkür ederim. Çok utanmam şu an. Yüzüm kızardı. Bu arada saat kaç oldu? Biz hala yemek gerçekten yapmadık. Lay lay lo. Birazdan Burak ve Enes gelecek. Tabak kemirecek onu. Şey yaparmışız, yemeği bırakıp onlar geldiğinde yemekleri onlara yaptırırmışız. Sürpriz diye. Burak diyecek, ay, ne yaptın bütün gün aşkım evde? Çok güzelmiş, yalamış. Ben bunları çok seviyorum. Yaz bir şey söyleyeyim mi? Videodan çok daha güzel. Gerçekten mi? Evet, yani videoda da güzeldi ama böyle fotoğraflara bakınca çok daha güzel çıkmışsın. Ay, beğenmeyi çok sevdim. Bir tane de büyük boyu var, tam şey kapaktakinin aynısı. Ama onu daha kenarlarına şey yaptıramadık. Tuval gibi o. Gidip çaktırmamız gerekiyormuş. Hmm. Bir türlü fırsat bulup da gidemedik. Bu onu koronadan dolayı şeyden korkuyoruz. Çok kalabalığa girmeye de korkuyor. Doğru söylüyorsun. Ama çok böyle sade, doğal ve güzel olmuş ya. Burada saçımı, makyajımı kendim yaptım. Ya güzel yapmışsın ama. Ya şey olmuş, bazı fotoğraflar böyle arka plan bas bas bağırıyor da asıl fotoğrafı çekilenler arkada kalıyor ya, sizde öyle olmamış. Yani ön plana siz çıkmışsınız ve çok iyi olmuş. İnşallah. Daha var. Oldu. Bitmedi. Var mı? Var var. Aa, nasıl? İki tane atladım galiba. Yok. Ben o zaman hep atlaya atlaya mı gittim? Valla bilmiyorum ki. Yok, onları gördüm. Yok, onları görmüşsündür o zaman. Aa, bu da çok güzel. Şu çok güzel değil mi? Kızlar da onu çok beğendi. Böyle keşke büyük şey yapsaydım şuraya. Zaten çıktılarını alacağım. Birkaç tane böyle duvara farklı farklı çerçeve koyup yapmak istiyorum. Güzel oldu yalnız. Topuklu ayakkabı mı bastın gerçekten buraya? Ya topuklu ayakkabı vardı ayağımda. Hı-hı. Ama toprak olduğu için yürüyemedim orada. Hmm. Sonra çıkardım çıplak ayağımı. Ama daha doğal. Burak da taşıdı beni zaten. Ya mecbur taşıdı. Burak ne yapsın, taşıyacak işte. Aa, bu da çok güzelmiş. Sığacık değil mi burası? Ürkmez tarafı. Böyle Ürkmez askeri tarafı. Bir alan var. Tatbikat yapılıyor orada. Çok güzel kızmış oldu. Çok üşümüştük bunu çekerken, biliyor musun? Çünkü üstümüz ıslak, suya girmiş halimiz. Bak saçlarıma falan ıslak burada. Bak burada su akıyor üstümden. Niye suya girdiniz? Ya dedik hani denize falan girin dedi. İyi dedik, girelim. Dalın şimdi falan diyormuş böyle. Bitti mi şimdi?
Şimdi bitti. Yaz bu da çok güzel. Bu zaten sizin YouTube'daki... Bunu da şey yaptı. Bizim bir akraba var. Düğün hediyesi yapmış ona. Bize. Çok güzel. İnternetten bulmuş resmimizi, düğün hediyesi yapmış. Çok güzel. Ben de bir ara çizimler yapıyordum böyle. Kara kalem falan hesabım vardı. Ben de yapıyordum ama artık yapmıyorum. Artık yapmıyorum. YouTube'a falan böyle daha çok şey verdiğimden beri çok olmuyor. Evet. İnşallah. Evet. Koyalım şuraya. Ay. Evet hadi ilk konuşmamızı anlat. Nasıl tanıştık seninle? Evet. Şimdi ben istatistik 2'ydi değil mi? İstatistik 2 dersi alıyordum. yani okulda böyle uzaktan eğitime girmişti. İstatistik 2 dersini bu arada 4. yılımda verdim. Birini hala veremedim. 5. yılımı alıyorum şu an. Hakikaten gibi başarı. ondan sonra bu bir sistem var bizim. Sistemden böyle işte birkaç kişi yorum yapmış. Mesela hocanın dersinde yorumda bulunmuşlar. Cansu'nun ismini gördüm. Dedim bu kız dedim dersi dedim hani girişken olmuş kesin dedim soruları dedim çözmüştür falan dedim. Çalışkan birine benziyor falan. Çünkü her derse girmiş, her dersle ilgili bir şey yazmış. Cansu'ya mesaj attım. İşte sınavla ilgili bana yardımcı olabilir misin falan diye işte. Ödev yapıyorduk o zaman. Ödev sayesinde geçiyorduk. Cansu dedi tamam ben sana yardımcı olurum. Öyle böyle konuşurken işte biz birbirimize numaralarımızı verdik. WhatsApp üzerinden konuşmaya falan başladık. Sonra işte ben evlenecektim falan. Cansu'yu da davet ettim. Öncesinde görüşmek istedik ama hiç denk gelememiştik. Cansu da düğünüme çıktı geldi. Hiç evet, beklemiyordum. Gerçekten. Aslında bekliyordum çünkü görür görmez mesela hiç görmedim ama görür görmez hemen tanımıştım. Cansu diye evet, sarıldım böyle. Yani, düğünde görenler falan herhalde 40 yıllık arkadaşlar falan zannediler ama aslında ilk buluşmamızdı. Ve bu arada ilk defa Damla'ya da söyleyeceğim. Ben normalde böyle yakın arkadaşlık kurduğum insanlarla hiç tanışmadan önce öyle bir şey var bende. Gerçekten hissediyorum. Ya şöyle diyeyim mesela lisede de üniversitede de mesela o kızı ilk defa gördüm ya. Aa diyorum ben bu kızla yakın arkadaş olacağım. Ama yanına gitmem bu yüzden dolayı. Hatta söylediğim iki kızla da başta sevmediğim kızlardı. Öyle diyeyim sana ama Allah hissettirir ya. Damla'da da ilk konuştuğumuzda falan konuşuyoruz ama böyle içimden nedense ısındım. Dedim ki ben bu kızla arkadaş olacağım kesin. Ama bunun için böyle adım atmak için falan değil. Öyle bir his oldu içimde. Sonra birkaç kere konuştuk ettik böyle çok yani enerjisi iyi geldi falan derken sonra bir gün işte erkek arkadaşım dedim hadi kalk düğüne gideceğiz falan giyindik hazırlandık bir anda gittik düğüne ve geldiler. Öyle bir buluşmada düğünde buluşmuş olduk. Sonrasında işte onlar bize geldi biz onlara evet. Gittik dışarıda buluştuk beraber denize falan gittik. Evet çok güzel. Çok keyifliydi umarım böyle upuzun yollarımız olur beraber. Amin Allah. Allah ağzımızın tadını bozmasın nazara çok inanıyoruz. Evet maalesef ki. Okuyun arkadaşlar. Kimseye böyle yani herkesin içinde olabilir tabii. Kötü niyetle asla bakmayın. Bazen yani bir annenin bile çocuğuna nazarı değebiliyormuş. O yüzden ben mesela kendim dahi olsa yani kimi insan diyor aa benim nazarım değmez falan öyle bir şey yok. Sizin de benim de hepimizin nazarı değebilir. Ondan her zaman bir şeye bakarken maşallah derim. Ne bileyim nazar boncuğu falan koyarım yorum bile yapıyorsan. Dikkat etmeye çalışırım ondan siz de dikkat edin yani. Aynen. Kahvelerimizi neredeyse bitirdik. Mutfağa gidelim artık. İşe geçelim. Akşam oldu, yemek yok ortada, hiçbir vallahi. Şey yapmadık da ama iki kişiyiz, biz bir saatte hallederiz diye düşünüyorum. Kamerat ve pratik kızlar olarak hemen hallederiz. Zaten size de yemeklerimizi gösteririz mutlaka. Evet. Şimdi o zaman diğer... Mutfağa gidelim. Ama ben yaparken çekemedim ne yazık ki. Bir dahaki videoda inşallah onu da içeriğini çekeceğim. Kabaklı, havuçlu, dereotlu bir mezen var. Yoğurtlu, mayonezli. Burada salatamız var. İçine börülce falan da koyduk biz.
Ve son olarak da ıspanaklı böreğimiz. Bunu yapmayı çok istiyordum. Çok da güzel olmuş, çıtır çıtır olmuş. Umarım herkes çok beğenir. Ay, köfte patates yaptık fırına. Şöyle mercimek çorbamız var. Efsane gözüküyor. Şurada bulgur pilavımız var. Cansu yaptı bunu. Soframızı hazırladık. Şimdi Enes'in gelmesini bekliyoruz. İnşallah açız çünkü çok. Evet, yemeğimizi yedik. Bir ağırlık çöktü. İnanmazsınız, yine uykum geldi. Yemek yedik, bulaşıkları topladık. Cansu bana yardım etti, sağ olsun. Her şeyi beraber yaptık zaten. Yemekleri falan da ortakla şey yaptık. Şimdi yorgunluğumuzu atmak için çay içeceğiz. Çayı demledim. Koca bir çaydanlık. Bizimkiler mesela çok seviyordu çay içmeyi. O yüzden biz de hemen hemen her akşam çay yapıyoruz. Yanına da olmazsa olmazımız çerez. Babacığım, buradan sana selam olsun. Buyur gel, bize de bekleriz. Bir de Cansu böyle cupcake'ler yapmış. Şöyle size de göstereyim. Hatta bir tanesini ben açtım şöyle. İçi maviyle yeşil renginde bir rengi var. Çok güzel gözüküyorlar. İnanılmaz da güzel kokuyorlar. Enes de gelirken sağ olsun bize bir sürü meyveler getirmiş. Portakal, muz. Bir de inanmazsınız, tam mevsimi. Olmazsa olmaz. Hindistan cevizi almış. Kokonat. Bunun çok geyini yaptık. İnşallah içi de sağlamdır. Yani umarım güzeldir. Bakalım, birazdan bunu da açıp yiyeceğiz. İşin azı, Cansu bugün geldi. Bana yoldaş oldu, arkadaş oldu. Sohbet ettik, eğlendik, beraber vakit geçirdik. Gün geri kalanında da şimdi bunları yemekle geçireceğiz zamanımızı. Sanki az yemişiz gibi. Burada da videomuzu sonlandırmak zorundayız artık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.